Noel'den hemen önce Hollanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçaktaki saldırı girişiminin ardından tüm dünyada hava alanlarında güvenlik önlemleri artırılıyor. İstihbarat paylaşımı ve uçuş güvenliği konuları yeniden tartışılmaya başlanırken insan hakları örgütleri güvenlik aramalarında kimi grupların hedef alınacak olmasından endişe duyduklarını duyurdu. Havaalanlarına kurulması önerilen vücut tarayıcıları da hem verimliliği hem de kişilerin gizlilik haklarını ihlal edebileceği gerekçesiyle eleştiri altında. Nijeryalı bankacı babası Amerikalı yetkilileri oğlunun bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarmıştı. İzleme listesindeydi. Buna rağmen 23 yaşındaki Ömer Faruk Abdulmuttalib'in Hollanda'dan Detroit'e giden bir uçağa binmesine izin verildi. Abdulmuttalib iç çamaşırına dikilmiş patlayıcıları ateşlemeyi başaramadı. Ancak El Kaide tarafından da desteklenen bu saldırı planının başarıya ulaşmasına ramak kalmıştı. Saldırı girişimi havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinin ve ülkeler arasında istihbarat paylaşımının ne kadar başarılı olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Güvenliği sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. El kaide tarafından kullanılan yeni silahlar ve yöntemler olduğunun farkındayız ve buna göre davranacağız. 2005 ve 2008 yılları arasında Londra'da eğitim gören genç Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttalib hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler de var. İngiliz istihbarat örgütü MI5 tarafından izlenen aşırı eğilimli kişilerle ilişkisi nedeniyle Abdulmuttalib de bir süre izlenmiş. Başbakanlık bu bilginin Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşıldığını doğruladı. Ancak ortaya çıkan bilgiler Abdulmuttalib'in bir tehdit oluşturmadığı sonucuna varıldığını gösteriyor. İngiltere'nin en üst düzey istihbarat kaynaklarından birisi BBC'ye verdiği bilgide Abdulmutallib'in İngiltere'de bulunduğu dönemde aşırı uçlardaki İslamcı gruplar arasında kaldığını ve bu nedenle güvenlik birimlerinin dikkatini çektiğini ancak herhangi bir saldırı planına dahil olduğunu gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. İngiltere geçen yıl Ömer Faruk Abdulmutallib'in ülkeye girişine izin vermedi ancak bunun sebebi radikal gruplarla olan bağlantısı değil kayıt yaptırmak istediği bir okul için gerekli izinleri almamış olmasıydı. Ancak bu bilginin Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşılmadığı anlaşılıyor. Eldeki en ufak bilginin bile bir sisteme yüklenmesi ve diğer ülkelerin belli kişilerin seyahat etmesine ya da ülkeye girişine izin verip vermeme konusunda daha doğru karar almalarının sağlanması çok önemli. Her türlü göçmenlik, vize ve benzeri başvuru bilgileri de paylaşılmalı. Şu anda hiçbir ülke vize başvurusu reddedilen kişilerin isimlerini paylaşmıyor. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, havaalanlarında güvenliğin artırılacağı konusunda güvence verdi. Havaalanlarında tüm vücudu tarayan sistemlerin aşamalı olarak devreye girdiğini göreceksiniz. El bagajları detaylı olarak aranacak ve patlayıcı izi taşıyıp taşımadıkları incelenecek. Transit yolcular da benzer güvenlik kontrollerinden geçecek. Amerika Birleşik Devletleri 14 ülkeden seyahat eden yolcuların ayrıntılı güvenlik taramalarından geçirilmesi uygulamasını başlattı. Bunlar Washington'ın terörü destek veren ülkeler olarak gördüğü İran, Suriye, Sudan ve Küba ve aralarında Afganistan, Nijerya, Pakistan ve Yemen'in de bulunduğu diğer 10 ülke. Eğer bu ülkelerden birinin vatandaşıysanız ya da bu ülkelerden seyahat ediyorsanız yoğun güvenlik taramalarıyla karşılaşacaksınız. Öte yandan uçaklarda kabin ekibi uçuş güzergahı haritalarını görmenizi yerinizden kalkmanızı engelleyebilir. Dizlerinizi battaniye ile kapatmanıza izin vermeyebilir. Vücut tarayıcıları giysilerin altını insan cildine kadar görebilmeyi sağlayan milimetrik dalga teknolojisini kullanarak gizlenen objelerin görülebilmesini sağlıyor. İngiliz şirketi Kinetic tarafından geliştirilen bu teknoloji, kamyonlara gizlenen kaçak göçmenlerin belirlenebilmesi için İngiltere'de limanlarda kullanılıyor. Ancak şirketin eski bir çalışanı, özellikle sıvı patlayıcıların belirlenmesiyle ilgili sorunlar olduğunu söylüyor. Bu tarayıcılar aranan kişinin üzerinde bir bomba olup olmadığını göstermeyecektir. En iyi olasılıkla bu kişinin üzerinde garip bir cisim olduğunu görebilirsiniz. Ve sistemin başarısı onu çalıştıranların ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Vücut tarayıcıları en azından caydırıcılık yöntemi olarak havaalanlarında kullanılmaya başlanacak. Ancak uygulama muhafazakar kesimlerden ve özellikle de tesettürlü Müslüman kadınlardan tepki görüyor. Bu tarayıcılar bir endişe yaratıyor. Müslüman kadınlar artık seyahat edemeyeceklerini söylüyorlar. İnançlarına bağlı olarak örtünmeyi tercih edip, ondan sonra da vücut hatlarını tüm ayrıntılarıyla gösteren bu tarayıcılardan geçmeyi kabul etmiyorlar. Uygulamada da sorunlar var. Vücut tarayıcılarını tüm hava alanlarına yerleştirmek, her biri 100 bin sterlin değerindeki yüzlerce tarayıcı demek. Bu tarayıcıları üreten İngiliz şirketlerinden biri BBC'ye yaptığı açıklamada bunların kullanıma hazır olmasının aylar belki de yıllar süreceğini belirtti. Şirket yetkilileri elbette Gordon Brown bir şeyler yapıyor gibi görünmek durumunda. Ancak gerçek şu, hiçbir tarayıcı henüz kullanıma hazır değil dedi. Güvenlik uzmanları vücut tarayıcıların sistemin sadece bir parçası olabileceğinde uzlaşıyor. Uzmanlara göre asıl önemli olan daha iyi istihbarat edinmek ve bu bilgileri verimli bir şekilde paylaşabilmek.